Merhabalar. Bugün kimilerine göre mazarlık zambağı, kimilerine göre süsen, kimilerine göre iris, kimilerine göre tall bearded iris dedikleri sakallı uzun boylu irisler. Iris germanica da diyorlar. Birçok isimleri var. Bu iki tane irisi, sarı ve bordo şarabi renkli iki irisi birbiriyle tozlayarak yeni değişik türlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermek için başladık. Şimdi ben bunları kesip de getirdim ama siz kesmeyeceksiniz gayet tabii ki. Şimdi bu şeyin içinde işimize yaramayan yaprakları alalım ve iki tane önemli organı ortaya çıkartalım. Bakın bunlar hiç işimize yaramayacak yapraklar. İşimize yarayacak yapraklar burada. Şu üç yaprağın alt tarafında şöyle yavaşça kaldırdığım zaman şu parça tozlayıcı parçamız. Bakın bu parçayı elime alıyorum. Görünmesi için bir miktar yaklaşıyorum kameraya doğru. Ve bu parçanın üzerinde tozlar var. Bu tozlar tozlamak istediğimiz organda işimize, çiçeğin üzerinde işimize yarayacak. Şimdi bizim elimizde iki tane çiçek var. Birisi sarı, bir tanesi kırmızı. Sarıyla kırmızıyı dölleyeceğiz. İster erkek organ deyin, ister dişi organ deyin ya da tozlayıcı organ deyin, döllenen organ deyin. Bunun üzerinde 3 tane organımız var. Şöyle bir şey aklınıza gelebilir. İkisi aynı zamanda açmıyorsa nasıl bunları dölleyeceğiz? Çünkü bazılarını erken açıyor, bazıları geç açıyor. Şu organı yerinden kopartıp bir kibrit kutusunun içine koyup buzdolabının sebzelik kısmında saklayabiliriz. Bu şekilde diğeri açana kadar bekleyecektir. Şimdi diğerine geçelim. Şu elimizde bekliyor. İki tane elimizde tozlayıcı organımız var. Hatta üçüncüsü de var. Elimizde bir de tozlanmayı bekleyen kırmızı bir tane irisimiz var. Yine işimize yaramayan yaprakları atıyoruz. Şu yapraklar tamamen görsel ve işimize yaramayan yapraklar. Evet. 3 tane yaprağa kadar kaldık. Biraz önceki şeyde gördüğümüz, biraz önce sarı çiçekte gördüğümüz tozlayıcı organ bunda da var. Fakat biz bu çiçeğin üzerinde tohum elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla kırmızının üzerine sarıyı tozlayacağız. Bu çiçeğin üzerinde tozlanacak yer, bakın şurada göstermeye çalışıyorum. Bunu da özellikle yırtacağım ama aslında bizim yırtmamamız lazım. Şurada hafif nemli bir bölge var. Şu ikisi yaprak birbirinden ayrılır. Bu iki yaprağın ayrıldığı yerde şurada hafif nemli bir bölgemiz var. Elinizle dokandığınız zaman bile nemi hissedebiliyorsunuz. Bunu parçaladık, bunu kullanmıyoruz. Şimdi şuradayız. Tozlamak istediğimiz tozlayıcıyı bu çiçeğin tozlanması gereken döl yatağı mı diyelim artık, dişi organ mı diyelim ne diyeceksek buraya getirip bolca sürüyoruz. Tozlamamız bitti. Bunu yeterince tozladık. Eğer istiyorsanız bu kısmı kesip şunun içine bırakabilirsiniz de. Sonrasında çiçeğimizi bırakıyoruz.